Alex biraz daha şey yaklaşıyor. Fransız bu. Bunu da biliyorum. O iş öyle değil. Alex biraz daha bilim adamı gibi yaklaşıyor abi. Ha gidip yemiş. Yok bunun yaptıkları da çok iyi abi. Gidip bilim adamı gibi yaklaşıyor bu herif biraz. İyi geceler canım. Ne yapalım? Video izliyoruz ya. Bugün böyle videolara kilitlendik. Bugün ne yaptım pek umurumda değil. Eğlenmeye çalışıyorum. Gurme gibi değil. Yok bu da pişiriyor da. Ha yok bunu izlemem abi. Bir şeyler pişirdiği videolar daha iyi. Merak eden varsa izlesin. Bayrak mı sallayacağım amına koyayım. Ben Türk yemeklerini zaten biliyorum. Farklı yemekler öğren. Bak mesela adam ramen yapıyor. Sıfırdan yapıyor. Mesela izlediğim videoları var bunun bayağı. Bak mesela bunu da izlemişim. Sous vide videoları çok iyi bunun ya. Her şeyi sous vide'le de herif. Yorumunu merak etmiyor musun? Etmiyorum abi açıkçası ya. Ne siz ediyor musunuz? Bayrak mı? Bayrak mı sallayalım? Ne yiyecek acaba? Hadi merak ettim. Hadi ettim lan sizin için. Mesela ben yabancı olsam şu çayı hiç beğenmezdim abi. Biz çok kötü bir çay içiyoruz çünkü. Think this is Kadıköy. Aa doğru okudu lan. Abi vallahi helal olsun. Kadikoy demedi. Kadıköy dedi. Abi helal olsun. Ciddi manada helal olsun lan. Vallahi helal olsun. Doğru okudu oğlum adam. Çok nadir görülen bir şey. Uğraşmış çünkü pezevenk. Çünkü benim gibi takıntılı bir herif bu. Bu herif bildiğin takıntı manyağı. Yani ben bunu kadar değil. Bu her şeyi perfect yapmaya çalışıyor. Kesin abi sormuştur bu nasıl okunuyor diye. Çat diye okudu reis. Bir daha alalım. This is Kadıköy. Amına koymuş. Amına koymuş. Oyun var mı bugün? Ben de bilmiyorum. So basically I just arrived in Kadıköy. I got some food by the way. This is called a börek. It's like börek o börek. Filo pastry filled up with spinach and probably cheese. Gerçi İngilizcesi de fark ettiyseniz biraz aksanları Fransız çünkü. So I'm looking for a few things. I'm looking for a bakery. I'm looking for pickles because I know they are great around here. I'm looking for cheese and I'm looking. Şimdi ekmeğe girersen ekmekte üzülürsün abi. Çünkü birkaç tane yöremizin farklı ekmekleri var. Bu herif ekmek manyağı aynı zamanda. Fransızlar biliyorsunuz farklı farklı ekmekler yapmayı da çok seviyorlar. Daha çok Almanlar. Almanların ekmek kültürü şahane. Abi bizde beyaz, ortası yarık, bakkal ekmeği var genel olarak. Bir de işte mısır unundan yaptığımız bir ekmek var. Onun dışında pek de zengin sayılmaz ekmek şeyimiz yani. For meat. And that sounds like a plan. Pastırma So alacak. Firin here is like a bakery. You don't want to go to the chain. You want to go to the small store. Onunu sikeyim. Simit sarayını gömdü diyor ki böyle şubeleri olana gitmeyin. Ufak olanlara gidin diyor. Ne yedin reis? Oo simit. Here like in many countries in fact. Bagel deme. Unsub. Unfriend, unfollow, unsex. Sakın bagel deme simite. Kendime zarar veririm. Kendime zarar veririm. The breakfast is more or less savory stuff. Mainly cheese, I would say, and then that sesame bread. And also the bread was quite Susamlı fluffy. ekmek dedi. The sesame Tamam. flavor is Okeyim quite ona. intense. I Okeyim. think my favorite Susamlı combination ekmek is dedi. sesame. Turkish bagel diyorlar buna var ya. Çok sinirlerim bozuluyor. Me and parsley. The name of the place was Beyaz Firin Kadıköy. Beyaz being the real name. Firin meaning bakery and Kadıköy is just the neighborhood. I am now an expert in Turkish. Çözdü herif lan. Adam çözmüş. Reis boğada bir pozun yok You mu? know I'm not a big big fan of coffee. Kahve I'm a big sevmem fan of diyor. tea and Çay in severim Turkey you diyor. have to understand that there is tea everywhere. The tea looks red. Her yerde çay var. Black tea. It's quite soft. Usually Kırmızı they don't görünüyor add ama siyah sugar çay. or any milk to it. It's a good tea. Çok şeker katmıyorlar, süt hiç katmıyorlar. And it's called chai. İyi çay diyor. Nasıl beğendi lan bu çayı? Island. Yeah, island. Good. Good. So next there was this place called Oskan. They just bring the pickle game o, to the next turşu level. Için, they evet. pickle everything like Her şeyin turşusunu melon, yapıyorlar diyor. watermelon, eggplants. Oha, oha! Ben bu kadar iyi olduğumuzu bilmiyordum lan turşuda. Herif karpuz turşusu yapmış amına koyayım. Whole garlic head, bell peppers, like every little thing you think you can't pickle, they do it. So I bought a few things I could recognize, but
honestly, most of the things I'm not sure exactly what they are. Şalgam aldı lan adam. I don't see why. İşte böyle Fransız'a şalgam içirdik. It wouldn't be good. Oha çok iyi lan. Herif şalgam aldı lan. Coup de chance de fou. So this is Emir. Maybe you can tell them what you do. I'm a coppersmith and silversmith as well. He makes a... Ne oluyor lan, adam benden iyi İngilizce konuşuyor. Şeymiş, bakır ve gümüş ustasıyım dedi. Kapalı çarşı İngilizcesi mi bu galiba, bakalım. Amazing copperware, like cookingware, like super premium stuff for the chef and for the passionate cook. We manufacture professional stuff like the... Ay yok, bu adam tamam, okey, bu para babası bu. Abi bu otantik bakır kaplar yapıp uzman aşçılara satan bizim otantik işçiliğimizi Avrupa'da, ulan bununla bir yemek pişir amın götün dağılır tarzında satan bir reis galiba. Eğitimli bir reis. Afiyet olsun. Böyle insanlara ihtiyacımız var. Neden? Çünkü aslında bizim çok güzel yaptığımız şeyler var Türkiye'de ama branding sıkıntılarımız var. Yani yurt dışında güzel tanıtamıyoruz. Böyle adamlara ihtiyacımız var. Çok güzel abi. Çay bardağımı sana kaldırıyorum. Very thick, you know, but entirely by hand. And our product is used in 47 different countries around the world. Brand is soy. You gotta know it. So yeah. Okay, so no, bak brand yapmış soy. Which way now? Pastırma. Pastırma. It means basically compressed meat. So now I'm gonna take you to one of the most famous charcuterie of Istanbul. Charcuterie. Yes. That speaks to my heart. They have cold mezes. Come with me. Pastırma alacak reis. Hayatında böyle bir şey yememişindir amına koyayım. Sen şimdi bak Fransızsın. Yani böyle Kürt meat tadında sen en fazla işte Kuzey İtalya'dan prosciutto falan yemişindir. Hayatında pastırma yememişindir reis. Çemenli çemenli. Bakayım tepki nedir. Spices. All this, cumin. Cumin. Kimyon. Super good. So the Kadıköy Bazaar is one of the best places for food shopping in Istanbul. Many restaurants actually, basically. Bizim kullandığımız kimyon bu arada. Kümün denilen kimyon. Avrupalıların, yani Batı'nın bildiği kimyonla aynı değil. Hatta Almanya buna öyle alıştı ki bizim kullandığımız kimyona farklı bir isim vermişler Almanya'da. Kreuzkümmel deniyor. Normal kimyona kümmel diyorlar. Bunların kullandıkları kimyonla bizim kullandığımız kimyon arasında çok büyük fark var. Mesela adam onu hissetmiştir ama tam o farkı hissetti mi bilmiyorum. Çünkü bir fark var. Kimyonumuzu kıskanıyor Batılılar. Provide their customers from here. Oh wow. Merhaba. Bir arkadaşım. Merhaba dedi. Just to give you a little update. The restaurant is not open yet. Yes. And yet we are eating inside. So this is like mussel and rice. I'm sure it tastes way better than it looks. Göründüğünden daha iyi tadı olduğuna eminim diyor. Kötü de görünmüyor bence ya. Very good. Ne diyor neyiz? This is what we have when we're drunk. Oh la la. Adam şey dedi, bizim Türk şey dedi. Sarhoş olduğumuzda bundan yiyoruz dedi. Oh la la. Oh la la. Spices is sweet. Ha? Exactly. Cinnamon. Cinnamon. Yes. Midya dolma. Stuffed mussel. Or I mean. Stuffed mussel. Who would have thought? Ya kimin aklına gelirdi diyor. Bizim aslanım bizim. For having only like one luggage with me. I should have brought like 20 luggage. Like one for every food, like one for the pickle. Keşke bir tane valizle gelmeseydim. 20 valizle gelseydim diyor. There's one for the meat, one for the cheese. Voilà. Lokum. Lokum. It's funny because in English they call this Turkish delight. The Western world got it from the Turkish Empire. So that's why it's gonna be called Turkish delight. Ya açık konuşayım, ben lokumu çok sevmiyorum. Böyle çok az tatlı olan güllü lokumlar bana hitap eden lokum o. Tadı az olacak ya damla sakızlı olacak ya güllü olacak. Lokum böyle çok tatlı olduğu zaman beni yoruyor. Ben sevmiyorum açıkçası. Evet, dişe yapışmayacak mesela. The best spots in all of Istanbul. From this way. Oh, did you see the boza, by the way? Oğlum bunlar Beşiktaş'a gelmedi. Burası Beşiktaş değil mi lan? İstanbullular beni onaylayın. Bura Beşiktaş değil mi? Kadıköy mü burası? Şurası tam Beşiktaş değil mi şu ya? Şu arkadaki. Kadıköy mü?
Ay amına koyayım. Okey. Ben gerizekalıyım. Sorry. Ben Beşiktaş'a benzettim ya. Ama siz koyunsunuz. Ben Beşiktaş dediysem bu Beşiktaş'tır amına koyayım. Abi haklısın yazın. İkicem ya. Yeter. Her yerde okuyorum. Cahreyn'in chat'i şöyle. Mal böyle. Mal Cahreyn ne derse onaylıyor. Benim chat'im onaylıyor. Onayla be. Yeter be. Beşiktaş abi haklısın. Onaylayın lan. Heh, evet abi bu yabancı ne anlasın Kadıköy'ü Beşiktaş. Tamam süper devam ki. Emir, thank you so much man for the address. You are very welcome, au plaisir. Fransız aksanı yaptı. Emir'i çok sevdim abi. Umarım markan iyi gidiyordur. Umarım köpek gibi para kazanıyorsundur. Senin gibi insanlara Türkiye'de ihtiyacımız var. Bizim güzel yaptığımız şeyleri güzel pazarlayan, güzel markalayan, güzel branding yapan insanlara çok ihtiyacımız var. Çok güzel adamsın. Tanımıyorum ama çok hoşuma gittin. Vallahi çok seviyorum seni gibi insanları. Bir alkış alalım chatten. Bir klappamız var abi. Teşekkür ederim abi. Vallahi çok seviyorum ya. Helal olsun abi. Bizim yaptığımız bakır şeyleri gidiyor. Orada İngiltere'de jölela papapa diye yemek yapan aşçılara gidiyor. Diyor ki bak diyor bakır diyor. Türk diyor. El yapımı diyor. Bunu diyor al kullan diyor abi. Ne güzel abi. Çok güzel abi. Muazzam. Seviyorum böyle şeyleri. Daha çok olsun. Daha çok satalım. Yurt dışına satalım. Hep satalım. Hep satalım. Böyle para giriyor abi ülkeye. Emir'i bulup KKH'mız yok mu? Vallahi bak. Okay, so I am now back in the hotel. I'm about to leave for the speak I have this afternoon. I was so happy to see. Konuşmaya katılmış amına koyayım. Nerede konuşma yaptı acaba Türkiye'de? İstanbul again, and I think the food is just amazing, mind-blowing. So many flavors, so many smells. I know I'm just scratching the surface right here, but don't worry, because I will be reviewing those beautiful foods thoroughly in a dedicated episode. Yes. A food hall. If you like this type of video where I explore a city and I try to showcase something I particularly like, then please give this video a big thumbs up and share that all iyi. Over your social media. You know how it works. Just spread it like butter. If you think bu arada alt yazı açık ama otomatik alt yazı yapabiliyor herifin aksanı tatlı olayları sikiyim. Totally missed a specific part of the city, please let me know in the comments. So I guess this is a small break during the ramen addiction series, but as always feel free to subscribe to this. Şurada yiyor mesela galiba. Yesen alan yemedi. Aa loadlamıyor. Arkadaşlar DDoS saldırısı altındayız. Cezerya hakkında ne düşünüyorsun? Abi bence Cezerya lokumun olmuş hali. Olmuş çünkü. I love Cezerya. Cezerya çok güzel lan. Çok seviyorum abi Cezerya'yı. Güzel bir şey. Ne oldu abi YouTube'a giremiyoruz. GG'lendik şu an. Abi. Abi.